Merhaba sayın Mastermind izleyicileri, yeni bir video ile karşınızdayım. Kara deliklerle ilgili yayınladığım seriye bu video ile bir yenisini daha ekliyorum. Bu videoda sizlere evimiz olan Samanyolu galaksisinin merkezindeki dev kara delik Sagittarius A'dan bahsedeceğim. Sagittarius A ile ilgili yaptığım araştırmalarda çok fazla bilginin olmadığını fark ettim ve bu konuyla ilgili sizi daha çok bilgilendirmek adına size bu videoyu hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. Bizim Güneş sistemimizin de içinde yer aldığı Samanyolu Gökadası'nın çekirdeği, Gökada'nın geriye kalan tüm malzemesinin çevresinde döndüğü bir merkezdir. Samanyolu'nun merkezi de tıpkı kendisi gibi spiral bir yapıya sahiptir. Ancak merkezin bu spiral yapısı ile galaksimizin spiralliği arasında bir ilişki bulunmuyor. Dünyadan bakıldığında yaklaşık olarak 26.000 ışık yılı kalınlığındaki gazın ve yıldızlar arası tozun arkasına gizlenmiş olan bu merkezin görünür dalga boyunda gözlemlenebilmesi biz insanlar için neredeyse imkansızdır. Fakat yine de astronomlar bu çok yoğun ve aktif durumdaki Gökada merkezini inceleme hususunda çok önemli yollar kat etmiş durumdalar. Samanyolu'nun bu sarmal yapısı iki katmandan oluşuyor. İlk katman Sagittarius A olarak nitelenen merkezden 6 ila 26 ışık yılı arasındaki bölgede yer alan molekül diski. Bunun ötesinde ise 2300 ışık yılı öteye kadar uzanan çekirdek diski yer alıyor. Her ikisi de molekül bulutları ve gaz olarak nitelendirilen hidrojen ve helyum açısından oldukça zengin. 1933 yılında Karl Jansky isimli astronom, Bell laboratuvarında okyanus aşırı telefon hatlarında meydana gelen parazitleri incelemek amacıyla bir anten yaptığında, çalışmaları esnasında kaynağını tam anlayamadığı bir parazit sinyaliyle karşılaştı. İşin ilginç tarafı, bu sinyal gökyüzünde yıldızlar ile birlikte aynı yönde dönüyordu. Yaptığı araştırmalar neticesinde sinyalin Yay Takımı Yıldızından geldiğini tespit eden Jansky, parazite doğrudan Samanyolu Gökadası'nın merkezinin neden olduğu sonucuna vardı. İşte bu olay Samanyolu Galaksi Merkezi ile ilk kez iletişim kurduğumuz an oldu. Görünmeyen dalga boylarında astronominin doğumuna ışık tutan bu çok önemli keşfin ardından bilim insanları daha sonraki tarihlerde Samanyolu'nun kalbinden gelen bu radyo sinyallerini çok daha detaylı olarak incelemiş ve önemli bulgular elde etmiştir. Günümüzde bu araştırmalar yalnızca radyo dalga boylarında değil, dünyanın yörüngesinde dönmekte olan X ışını ve gamma ışını dalga boylarında gözlem yapabilen teleskoplarla da ayrıca sürdürülmektedir. Bugün artık elimizdeki veriler ışığında biliyoruz ki Gökadamızın çekirdeği küresel diyebileceğimiz düzeyde yoğunluğa sahip bir yapılanmadır ve çoğunlukla çok yaşlı durumdaki kırmızı dev yıldızların sıkışık bir durumda işgal ettiği çok kalabalık bir bölgedir. Bununla birlikte merkezde yaklaşık olarak 5000 ışık yılı çapında ve 20.000 ışık yılı uzunluğunda bir çubuk mevcuttur ve bu çubuk Gökada'nın moleküler halka adı verilen dev yapıdaki çemberinin kenarlarını içeriden birbirine bağlamaktadır. Merkezdeki bu spiral yapının korunabilmesi için galaksimizin merkezinde yoğun bir kütlenin yer alması gerekiyor. Gazın ve bölgedeki yıldızların hareketleri üzerine yapılan hesaplar, galaksi merkezinde en az 2 milyon güneş kütlesine eşdeğer bir yapının bulunması gerektiğini gösteriyordu. Başlangıçta bu yoğun kütlenin merkezinde yer alan O ve B tipi aşırı parlak ve büyük yıldızlardan oluştuğu düşünülmüş olsa da yapılan gözlemler bu yıldızların sayısının yeterli olmadığını gösterdi. Ayrıca radyo analizlerinde bu dev yıldızlardan ayrı, termik özellik göstermeyen belirgin bir radyo kaynağının galaksi merkezinden yayıldığı görülüyordu. Yıllar süren yoğun tartışmalar ve araştırmalardan sonra bugün galaksimizin merkezinde yaklaşık 4 milyon güneş kütlesinde bir kara deliğin yer aldığı bilim dünyası tarafından kabul edildi. Hatta yapılan hesaplamalara göre kara deliğin bilgisayar ortamında bir görseli oluşturuldu ve sonrasında da çoğu galaksinin merkezinde bizimki gibi dev kütleli kara deliklerin var olduğu anlaşıldı. Son zamanlarda yapılan detaylı araştırmalarla galaksimizin merkezindeki kara deliği göremesek de hatırlarsanız aramızda 26.000 ışık yılı genişliğinde yıldızlar arası tozun bulunduğundan bahsetmiştim. Galaksi merkezinden gelen kütle çekimi dalgaları ve kızılötesi ışınları ayrı ayrı işleyebilen farklı teleskoplarla kara deliğin olay ufkuna en yakın noktadaki gazların yüksek hız ve basınçtan dolayı parladıklarını görüntüleyebildik. Daha önce bilgisayar ortamında üretilen kara delik görseliyle bizim teleskoplarla elde ettiğimiz görseli yan yana getirdiğimizde son derece başarılı bir şekilde hesaplama yaptığımızı söyleyebiliriz. Aslında insanlık olarak elimizdeki verilerle kara delik teorisini nispeten anladığımızı da söylemek yanlış olmaz. Görseldeki bu parlaklık anında maddenin olağanüstü şartlardaki egzotik halini inceleme fırsatı bize kara deliklerle ilgili daha çok verinin elde edilmesi hususunda yardım sağlayacaktır. Şu anda bilim insanlarının üzerinde çalıştıkları konu bu dev kara deliklerin nasıl oluştuğu. Her şeyin bir düzende akıp gittiğini görmek, ancak bu düzen içinde kendi yerimizin toz zerresinden bile az olduğunu hissetmek her defasında benim için hayret verici bir his. Bu düşünceler ışığında her gününüzün güzel ve bilimle geçmesini diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.